Arkadaşlar merhabalar, akıllı teknolojilere hoş geldiniz. Google Wear OS işletim sistemli Samsung Galaxy Watch 4 serisi mi, yoksa watchOS 8 işletim sistemli Apple Watch serisi mi? Bu hafta giyilebilir teknolojiler kategorisinin en büyük iki akıllı saatini tasarım, donanım ve yazılım gibi öne çıkan özellikleriyle karşılaştırıyorum. Ama öncelikle şunu da söylemem gerekir ki her ikisi de sadece kendi ekosistemlerinde, yani Apple Watch sadece iPhone'lar, Galaxy Watch 4 serisi ise sadece Android telefonlarla çalışıyor. Dolayısıyla bu bölüm akıllı saate göre telefon olacaklara veya daha gerçekçi versiyonu ile düşünürsek teknoloji meraklarına gelsin. Öncelikle tekrar merhabalar. Umarım keyfiniz ve sağlığınız yerindedir. Meraklıları için diğer akıllı saat ve akıllı bileklik incelemelerini ve ipuçlarını hem şuralara hem şuralara da ekledim. Hatta bu arada içeriklerimi beğenenler bir de abone olabilirse çok süper olur. Karşılaştırmada kutu içeriğini hızlı geçiyorum çünkü her ikisi de aynı. İçlerinden saat, kayış ve şarj beşikleri çıkıyor, o kadar. Adaptör her ikisinde de bulunmuyor. Asıl farklılaşma tasarım ve kullanılan malzeme özelliklerinde başlıyor. Çünkü Samsung Galaxy Watch 4 serisi yuvarlak hatları ile klasik saatleri andırırken Apple Watch dikdörtgen yapısı ile bence minyatür akıllı telefonları andırıyor. Samsung 40, 42, 44 ve 46 mm gibi birçok ebatta hem alüminyum hem de paslanmaz çelik gövdeli versiyonlarıyla satışa sunulurken Apple'ın ülkemizde 41 ve 45 mm'lik sadece alüminyum gövdeli seçenekleri bulunuyor. Apple ön tarafta safir kristal cam kullanırken Galaxy Watch'ta ise Gorilla Glass DX cam kullanılmış. Yani kullanılan malzemeler her iki saatte de kaliteli ve sağlam. Ama yine de buna rağmen benim gibi kolunuzu sürekli kapıya veya eşyalara çarpıp duruyorsanız bir aşamadan sonra çiziklerden maalesef kaçamıyorsunuz. Darbeleri genelde kenarlardan aldığımızdan ekranları korumak için belki Samsung Galaxy Watch tarafında metal çerçeveli klasik modelleri tercih edebilirsiniz. Menüler arası dolaşımı kolaylaştıran bezel sisteminde Samsung tercihe göre dokunmatik ekran veya fiziksel metal çerçeve seçeneklerini sunarken Apple bu özelliği yan tarafta kendi etrafında dönebilen düğmesi ile sağlıyor. Kordon alternatiflerinde ise Samsung'un deri ve silikon seçenekleri bulunurken Apple Watch kordonları silikon, bez ve deri gibi hem malzeme hem de renk alternatifi açısından daha zengin. Üstelik tasarımları gerçekten de oldukça şık diyebilirim. Aradaki en önemli fark kayışların bağlantı sistemlerinde. Çünkü Samsung tüm saatçilerden kolaylıkla ulaşabileceğiniz 20 mm'lik standart girişleri kullanırken Apple sadece kendi içerisinde kullanılabilen özel bir bağlantıya sahip. Dolayısıyla tasarım özellikleri akıllı saatlerin işlevselliğini etkilemediğinden bence tamamen zevkinize ve bütçenize göre değerlendirebilirsiniz. Donanım tarafında her iki markanın da ekran çözünürlükleri, sürekli açık ekran, GPS, NFC, Wi-Fi, Bluetooth gibi bağlantı opsiyonları, sensör çeşitleri, hoparlör, mikrofon veya su geçirmezlik gibi özellikleri birbiriyle oldukça yakın. Ancak tabii ki de farklılaştıkları ve birbiri karşısında üstün geldikleri noktalar da yok değil. Mesela ekran özelliklerine baktığımızda Apple Watch 7 1.8 inçlik boyutlarıyla hem daha büyük hem de dikdörtgen yapısı ile metin, simge veya görsel gibi öğeleri daha rahat sergileyebiliyor. Hafıza tarafında da Galaxy Watch 4'ün 16 GB'lık kapasitesi yanında Apple Watch 32 GB ile daha fazla alana sahip. Bir başka önemli sayılabilecek avantaj bu sefer de Samsung Galaxy Watch 4 serisinin batarya özelliklerinde ortaya çıkıyor. Burada Apple ince tasarımı nedeniyle 310 mAh'lik pil kullanırken Samsung biraz daha kalın yapısı ile 361 mAh'lik pil kapasitesine sahip. Dolayısıyla her ikisi de tüm özellikleri açık olarak kullanıldığında Galaxy Watch 4 1,5 gün kadar dayanabiliyorken Apple Watch'un aynı özelliklerde kullanım süresi bir tam gün diyebilirim. Ben akıllı saatleri kullanırken ertesi günde sıkıntı yaşamamak için genelde her akşam şarj ediyorum. Ama yine de Samsung'un biraz daha uzun dayanan pili bence özellikle zor durumlarda hayat kurtarabiliyor. Diğer telefonlarla uyumlulukta Samsung tüm Android telefonları desteklemeye devam ederken iPhone'lardaki zaten sınırlı olan desteği Wear OS işletim sistemiyle beraber tamamıyla ortadan kalkmış oldu. Apple ise zaten ilk çıktığı günden beri sadece iPhone'larda kullanılabiliyor. Dolayısıyla videonun başında söylediğim gibi Galaxy Watch 4 serisi Samsung Wearable ve Health uygulamaları üzerinden tüm Android telefonlarda kullanılabiliyorken
Apple Watch'lar ise sadece iPhone'larla uyumlu. Şimdi de Google Wear OS ile Apple Watch OS 8'in bizlere neler sunduğuna bakalım. Harici uygulama desteğiyle başlarsak bu aşamada Apple ciddi anlamda avantajlı. Çünkü neredeyse iPhone'umda yer alan kamera, finans, spor, güvenlik, sağlık ve hatta WhatsApp, Instagram gibi sosyal medya uygulamalarına kadar hepsinin akıllı saat desteği de mevcut. Bu arada Apple Watch sosyal medya uygulamaları üçüncü parti yazılım şirketleri tarafından geliştirilmiş, yani orijinal değiller ama her birinin sıkıntısız çalıştığını da kesinlikle söyleyebilirim. Merak edenler için bölümün linkini hem açıklamalara hem de yukarıdaki kartlara ekledim. Galaxy Watch 4 serisinde de artık Google'ın Play Store uygulama marketi saat içerisinde yüklü geliyor. Ancak akıllı saatte kullanılabilen alternatiflerin sayısı maalesef henüz yeterli değil. Navigasyon uygulaması olarak Galaxy Watch 4'te Google haritalar, Apple Watch'ta ise haritalar uygulamaları kullanılabiliyor. Üstelik her ikisi de hem yazılı olarak hem de harita üzerinden rota bilgisini gösterebildiği gibi dönüşlerde sesli ve titreşimli uyarılar da verebiliyor. Müzik dinlemek için her iki akıllı saatin ister yerleşik uygulamalarını, isterseniz de YouTube Müzik, Spotify veya Shazam gibi harici alternatifleri kullanabiliyorsunuz. Ayrıca çalma listelerini veya şarkıları indirip harici Bluetooth kulaklık veya hoparlöre bağlayarak dinleyebiliyoruz da. Bir de Apple Watch daha fazla müzik indirebileceğiniz 32 GB'lık kullanılabilir alanı ile daha avantajlı. Saat kadranı seçeneklerinde Galaxy Watch 4'ün daha avantajlı olduğunu söyleyebilirim. Çünkü arka plan, renk, akrep, yelkovan ve göstergeler gibi her şeyiyle özelleştirilebilirken hem yerleşik hem de harici yüzlerce farklı seçeneğe sahip. Apple Watch'ta ise belli kalıplar çevresinde hareket edebiliyorsunuz. Ancak sunulan seçeneklerin her biri tasarım harikası sayılabileceğinden bu eksikliği bir nebze de olsa bize hissettirmediğini söyleyebilirim. Bildirim özelliklerine baktığımızda her ikisi de Türkçe karakter, fotoğraf, emoji ve mesajlara cevap verme desteği sunuyor. Ancak Samsung Watch 4 serisinde fark ettiğim en önemli sorun e-posta veya mesaj gibi bildirimlerin akıllı saate daha geç düşmesi. Ancak bahsettiğim bu sorun bir yazılım güncellemesiyle yakın zamanda mutlaka giderilecektir. Aranızda Galaxy Watch 4 serisini kullanırken benzer deneyimi yaşayanlar varsa bizimle de paylaşabilirse çok sevinirim. Türkçe'yi de destekleyen sesli asistan uzun zamandan beri Apple Watch akıllı saatlerde zaten bulunurken Samsung akıllı saatlerde yıllardır Türkçe dil desteği bulunmayan Bixby kullanılıyor ve hala da kullanılmaya devam ediliyor. Ancak saatin inceleme videosunda da belirttiğim gibi Samsung Watch 4 serisine yakın zamanda Türkçe dil desteği de bulunan Google Asistan gelecek. Sağlık takibinde her iki markanın akıllı saati 7/24 oksijen seviyesi, kalp atış hızı, kan basıncı, EKG çekimi ve uyku takibi gibi ölçümleri gerçekleştirebiliyor. Samsung Galaxy Watch 4 serisinde ek olarak bioimpedans, yani vücut yağ ve kas oranının ölçümü, horlama ve stres takibi ve henüz ülkemizde aktif olmayan tansiyon ve kan basıncı takibi gibi ek özellikler de bulunuyor. Dolayısıyla Samsung Galaxy Watch 4 sağlık takibinde Apple Watch serisine göre daha fazla seçenek sunuyor. Son olarak antrenman takibinde de yine her iki markada bence beklenenden fazlasını sağlıyor. İçerisinde belki de hiçbir zaman kullanmayacağımız antrenman çeşitleri bulunurken antrenmanları otomatik algılama veya ara verme gibi özellikleri de içerisinde barındırıyor. Son olarak da her iki akıllı saati değerlendirecek olursam Samsung Galaxy Watch 4 serisi yarı yarıya uygun fiyatı, daha kapsamlı sağlık takibi ve daha uzun kullanılabilen pil süresiyle avantajlıyken bu sene Tizen yerine kullandığı Google Wear OS işletim sistemiyle özelliklerine harici uygulama desteğini de ekleyerek bomba gibi bir giriş yaptı. Apple Watch serisi diğer taraftan istikrarlı işletim sistemi, neredeyse telefondaki bütün uygulamaların akıllı saat desteğini sunması, büyüyen ekranı, Türkçe Siri desteği ve iki kat daha fazla kapasiteli hafızasıyla öne çıkıyor. Evet, sizler hangi akıllı saatleri kullanıyorsunuz? Özelliklerinden memnun musunuz? Keşke şu da olsaydı diyeceğiniz özelliği ne olurdu? Lütfen görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Son olarak bölümü buraya kadar izleyen takipçilerim arasında hala abone olmayanlar varsa kanalın daha hızlı büyümesi için şuralarda aşağıdaki abone ol sekmesini hemen basabilir. Destekleriniz için şimdiden çok teşekkür ederim. Haftaya farklı bir içerikte veya önceden paylaştığım diğer videolarımda tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bu hafta giyilebilir teknolojiler kategorisinin en büyük ikili...
Akik. Karşılaştırmada kuçu... Bir de Apple Watch, bir de Apple... Ancak saatin inceleme videosunda da...